Değerli basın mensupları, milli gururumuz, savunma sanayimiz, siyasi siyaset üstü olup tüm Türk milletinin ortak eseridir temalı basın toplantımıza hoş geldiniz. İfade ettiğim gibi savunma sanayimiz ortak değerimiz ve milli gururumuzdur. Her Türk vatandaşı savunma sanayimizin ulaştığı seviyeden memnuniyet duymakta ve geleceğe güvenle bakmaktadır. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi milli savunma faaliyetleri ve milli savunma sanayisine verdiği önemi vurgulamak Parti içinde bu konularda kurumsal bilgi birikimi sağlamak, yapılan faaliyetleri takip etmek ve geliştirici tekliflerde, eleştirilerde bulunmak maksadıyla parti tarihinde ilk kez gölge kabine ve gölge Milli Savunma Bakanlığı tesis etmiş. Ayrıca Milli Savunma faaliyetlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı oluşturulmuştur. Bir gemi komutanının bir milli insansız hava aracı ile ufkun ötesini görebilmesi, harekat icra eden bir birlik komutanının hedefe yönelik bir milli İHA ile keşif yapabilmesi, teröristle mücadele harekatında bir üst bölgesinde gelişmiş milli gözetleme sistemleriyle teröristlerin tespiti, milli hava soğuma sistemleri, ürettiğimiz savaş uçakları, güdümlü mermi ve torpido sistemleriyle harekat bağımsızlığının elde edilmesi, bunların yanında milli gemimizin kullanılması ve ihraç edilmesi onlarca yıllık başarılar olup tüm milletimizi mutlu eden gurur kaynaklarıdır. Savunma sanayi projeleri bir günde doğmamıştır. Projelerde Aslan Payı'nın özellikle 1974'ten itibaren bu projelere destek veren tüm cumhuriyet hükümetlerine, ödediği vergilerle ve yaptığı bağışlarla kaynak sağlayan halkımıza, kanlarıyla harekat konseptleri ve harekat ihtiyaçlarının belirlenmesine katkıda bulunan şehit ve gazilerimize, birçoğu projenin oluşturulmasına yer alan ve sonrasında Fethullahçı terör örgütü FETÖ kompasları ile hapislerde çürütülen ve bir kısmı vefat eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait olduğu unutulmamalıdır. Maalesef günümüzde milli savunma projelerine ilişkin haklı eleştiriler bile neredeyse vatan haini ile suçlanmaktadır. Ama unutulmamalıdır ki 2007-2015 döneminde FETÖ'nün göz yumulan müdahale edilmeyen kumpasları nedeniyle yüzlerce general amiral, subay ve az subay hapse atıldı. Tasfiye edildi ve bir kısmı hayatlarını kaybetti. Göz yumulan kumpaslar neticesinde ortaya çıkan, bilgi birikimini ve tecrübeyi yok eden personel zafiyeti ciddi bir milli güvenlik ve beka sorunu olarak tarihe not edildi. Milli güvenliğe ve milli savunma sanayisine esas ve en önemli darbe budur. Bu kapsamda savunma sanayisine ilişkin göze çarpan bazı hususların değerlendirilmesi gerekir. Milli menfaatlerimize ilişkin konularda doğrula övgü, yanlışa da eleştiri her Türk vatandaşının milli ve asli görevidir. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre havacılık ve uzay sanayisi ile savunma sanayisinin 2022'de ihracat geliri yaklaşık 2.4 milyar ABD doları olmuştur. 2021 yılındaki yaklaşık 1.5 milyar ABD dolarlık ihracata göre yaklaşık %60'lık bir artış söz konusudur. 2023 yılında ise bölgemizdeki ve dünyadaki çatışma alanlarının büyümesi Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın AYDEF gerçekleşmesi gibi gelişmeler sonucunda sektörün ihracatı daha da artmıştır. 2023'te sektör ihracatı 5.5 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 için 25 milyar ABD dolarlık ihracat hedefinin tadil edildiği güncel hedef olan 6 milyar ABD dolarlık rakama maalesef ulaşılamadı. Aslında AYDEF gibi dünyanın en büyük fuarlarından birinin düzenlendiği yılda ihracatın daha fazla artması beklentisi oluşmuştu. Savunma sanayimizin en önemli şirketlerinden Baykar'ın bu ihracat rakamlarında İHA ihracatı ile aslan payına sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Ancak bazı önde gelen savunma sanayi firmalarımızın henüz ürün yelpazelerini işletememeleri ve bu yürüttükleri birçok projenin seri üretim aşamasına geçememiş olması nedeniyle daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşılması mümkün olamamakta, yükselen potansiyel satış geliri olarak ihracata yansımamaktadır. Prototip ürünleri bir an önce seri üretime geçirmede sorunlar yaşandığı anlaşılmakta olup, bu problem sahası çözülmedikçe, Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarlarda istenen ölçüde yer alabilmesinde zorluklarla karşılaşılması kaçınılmazdır. İhracata dönük üretimi gerçekleştirecek insan kaynağı potansiyelimiz hem nicelik hem nitelik olarak kendi öz ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeterli değildir. Yetişmiş personel ise daha fazla mesai yaptırılarak mevcut projeleri yürütme zorunluluğu da savunma sanayi içinde başka bir ikilem yaratmaktadır. Sektörde istihdam edilen kalifiye personel sayısındaki artışın ihtiyacı karşılamaya oranla düşük seyrediyor olması ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Her şeye rağmen uluslararası bir analiz kuruluşu tarafından yapılan 2023 yılı en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayi şirketi listesini büyük bir başarı imza atarak 4 Türk firması girdi. Dahil oldu bu listeye. Listede Aselsan 60. Baykar 76. Türk Havacılık Uzay Sanayi 82. ve Roketsan 100. sırada yer almayı başardı. Bu başarı milletçe gurur duymamıza katkı sağlamıştır. Somutlaşan risklere rağmen Savunma Sanayi Başkanlığı'nın gündemindeki önceliklerin farklı olduğunu üzülerek takip etmekteyiz. Sayın İsmail Demir'den göreve devralan Sayın Haluk Görgün, kamu şirketlerinin yönetim kadrolarında büyük değişiklikler yapmayı tercih etti. Şüphesiz ki tepe pozisyonlarda yapılan bu değişikliğin alt kademelere de yansıması oldu. Olmaya devam edecektir. Yeni yöneticilerin Aselsan'da Sayın Halek Görgün'ün çevresindeki yakın mesai arkadaşları, veya akademik kariyeriyle kesişen isimler arasından seçildiğine ilişkin iddialar basında yer alıyor. Bu kadar teknik ve stratejik öneme sahip bir sektörün yöneticilerinin tespitinde izlenecek yolun bu olmadığını, stratejik ve önemli savunma sanayi kurumlarında kadrolaşma iddialarının ortaya atıldığı bu süreçte bu tür eğilimlerin zarar vermekten başka bir işlevinin olmayacağını artık anlamamız gerekiyor. Ayrıca nepotizm kokan, bir tarafı kucaklarken diğer tarafı ötekileştiren zihniyetin savunma, savunma sanayisinde hakim olması, genç mühendislerimiz ve teknisyenlerimizi de taraf olmazsan bertaraf olursun ikilemine düşürmekte, kariyer planı yönüyle umutsuzluğa düşmelerine neden olmaktadır. Bir diğer önemli husus ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ve TUSAŞ Motor Sanayi TEİ başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerinde çalışan, 60 yaşın üzerindeki personelin istekleri dışında emekli edilmesidir. Buradaki temel meseleler hem çalışanların hak gaspları hem de kamu şirketlerinin önemli ve kabiliyetli iş gücü kayıplarıdır. Bu çalışanlar sertifikaları ve tecrübeleriyle oldukça kritik personeldir. Bu sınıftaki çalışanların kaybının yaratacağı boşluk daha fazla personelle doldurulamayacak kadar büyüktür. Üstelik bu çalışanlar F-16 projelerinde yetenek ve tecrübe kazandıkları için milli muharip uçak kağının üretimi mümkün olabilmiştir. Ve şimdi bu tecrübe olmadan ülkemizin en stratejik askeri ve endüstri projesi sürdürülmek zorunda kalınacaktır. Emekli edilen çalışanların bilgileri ise belli sanayici gruplarına iletilmektedir. Bu özel şirketlerin emekli edilen personelleri istihdam etmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerine alt yüklenici olma kabiliyetine sahip olmalarını hedeflemektedir. Normal şartlar altında bu yaklaşım olumludur. Hatta emekli çalışanların kendi girişimlerini kurmaları da değerlendirilmesi gereken ayrı bir husustur. Ancak özel firmaların siyasi ilişkiler çerçevesinde seçildiklerine yönelik iddialar gündemdedir. İddialar doğruysa, kamu şirketlerinin elindeki yetenek havuzu, gerekli siyasi bağlantılara sahip sermayedar, sermayedarların kullanımına açılmaktadır. 2023 yılı Uzun süredir devam eden bir usul olduğu üzere emekli askerlerin özellikle devlete ait savunma sanayi şirketlerinde pek rağbet görmediği bir yıl olarak hatırlanacaktır. Bunca yıllık tecrübe ve bilgi birikimi sadece asker kökenliliği oldukları için göz ardı edilmektedir. Savunma sanayisi ilerlemiş başka bir deyişle 2023 yılı en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk yüz savunma sanayisi şirketi listesinde en fazla şirket bulunduran devletlerde bu alanda istihdam personelinin temelini ve büyük bölümünü silahlı kuvvetler emeklisi yetişmiş personel oluşturmaktadır. Bizim firmalarımızda ise bu önemli yaklaşımın öncelikli olmadığı ve hatta zaman zaman halkımızın vergileriyle yetişmiş, dünya çapında eğitim almış, deneyimli, bilgi birikimine sahip, harekat tecrübesini elde etmiş bu insanlarınızın tercih edilmediği yatsınamaz bir gerçektir. Göze çarpan diğer bir husus da, kendilerini savunma uzmanı olarak nitelendiren bir takım kişiler ile bazı özel savunma şirketlerinin savunma ürünlerine ilişkin bilgi güvenliğine zarar verecek gizlilik dereceli hususları itibaren açıklamalıdır. Bunları da her gün sosyal medyada reklam maksadıyla birbiri ardınca görüyoruz. Bu bilgi güvenliğini ve harekat emniyetini tehlikeye düşürmektedir. Ayrıca yine 2023 yılı yıllarca savunma projelerine emek vermiş, özellikle emekli askeri personeli vefanın yine asla asla gündeme gelmediği bir yıl olarak hatırlanacaktır. Bir kısım savunma sanayi yorumcuları envantere giren gemilerin veya sistemlerin önünde boy boy fotoğraf çektirip yorumlar yaparken bu projelere emek harcayan örneğin emekli kuvvet komutanları törenlere bile davet edilmemiştir. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun son toplantı almış olduğu kararlar neticesinde deniz kuvvetlerimizin hizmet ömrünü tamamlayan platformun değişimiyle ilgili yıllardır bekleyen projelerin gündeme alınarak nihayet adım atıldığını görmek gerçekten sevindiricidir. Son sisik kararlarında yer alan uçak gemisi tasarımına başlanması işlem maddesi kamuoyu gündemine oturmuştur. Uçak gemisine sahip olma hedefimiz esasen 2017-2018 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından somut olarak gündeme getirilmiş ve ilgili vizyon dokümanlarına ithal edilmesi gündeme gelmiştir. Yani yeni bir kavram, yeni bir proje, yeni bir iddia değildir. Uçak gemisi artık bölgesel güç olmaktan çıkarak küresel bir güç olma hedefini taşıyan Türk Deniz Kuvvetleri için güç aktarımı maksatlı, önemli, devrimci, vizyoner ama uzun vadede, altını çizerek söylüyorum, uzun vadede sappalar halinde gerçekleşebilecek milli bir hedeftir. Uçak gemisinin inşası, uçak gemisi harekatının başarısı ile icrası için yeterli değildir. Modern dünya bariyelerinin uygulamalarından alınan dersler çerçevesinde beraber görev yapacağı gemileri, üzerindeki her türlü hava aracını, personelin temin ve eğitimini, teknik ve lojistik altyapı ile idame hususlarını da dikkate almamız gerekmektedir. Uçak gemisi görev grubu konsepti, hava soğuma muhriplerini, süratli lojistik destek gemilerini, ve hatta nükleer taarruz denizaltısı gibi platformların da eş zamanlı olarak geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini dikte etmektedir. Bir uçak gemisinin üzerine konuşulacak muharip uçakları, en az 40-50 muharip uçak, yedekleriyle tedarik etmek de yetmeyecektir. Havadan erken ihbar uçakları, elektronik harp uçakları, lojistik nakli uçağı ve benzeri birçok platformu uçak gemisine entegre edebilmemiz gerekecek. Bu platformların tedarik planlaması da bir an önce yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Bu hava vasıtalarının deniz şartlarında göre yapacak şekilde ki marinize olarak nitelendiriliyor bu gövde ve motora sahip dizayn edilmeleri gerekmektedir. Yani bu hava araçları karadan kullanacak hava araçlarından farklı tadilata ve modifikasyona tabi tutulmaktadır. Deniz üzerinde harekat icra edebilmeleri için. Bölgemizdeki devletlerin gelişmiş ve her geçen gün geliştirme faaliyeti içinde oldukları özellikle havadan taarruz imkanları ile elde mevcut sınırlı kaynaklar dikkate alındığında her şeyden önce ve uçak gemisinden de önemli olarak bölge hava soğuma kabiliyetine sahip TF-2000 hava soğuma harbi muhribi projesinin bir an önce hayata geçirilmesi çok daha önemli ve acil bir ihtiyaçtır. Ülke soğuması için son derece önemli olan bu projenin bu kadar gecikmesi gerçekten çok vahim bir durumdur. Bölgemiz ateşten gömlek. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında fedakarca çok kritik görevler yapıyor. Mevcut ve tahsil edilebilecek kaynaklar kısıtlı. Bu yüzden yetenek kazanmada önceliklerin çok iyi belirlenmesi ve uçak gemisi gibi bu önemli projenin bir takım siyasi amaçlara araç olarak kullanılmaması gerekmektedir. Sonuç olarak uçak gemisi dahil yetenek kazanmada önceliklerin tehdit, harekat sahası özellikleri ve tehdit edilebilecek vazifeler dikkate alınarak hassasiyetle değerlendirilmesi sonucunda belirlenmesi gerektiğini, sınırlı kaynaklarımızın etkin şekilde kullanılması zorunluluğunu bir kez daha önemli vurguluyorum. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun açıkladığı büyük alımlara karşın hava kuvvetlerimizin giderek daralan ve yaşlanan envanteriyle ilgili nihai bir çözüm üretilememiştir. Bu bağlamda 2002'den bugüne kadar sadece 30 muharip uçağın envanteri alınabildiğini üzülerek belirtmem gerekiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Milli Gemi Projeleri 1990'larda konsept geliştirme ile başlamış. Akamete uğrayan proje 20. Deniz Kuvvetleri Komutanı merhum Oramiral Özden Örneğin büyük çabalarıyla rayına oturtulmuş ve 2009'dan itibaren gemiler envantere girmiştir. Bu vizyoner politika ile ülkemizde araba yapılamadığı bir dönemde önce milli korvete daha sonra ise milli firkateyne sahip olunmuştur. Ancak o zamanki adı TFFX mevcut ismiyle Milli Muharip Uçak Kaan Projesi aynı sürat ile realize edilememiştir. TFFX projesine dair karar 2010 Aralık tarihli Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısında alınmıştır. Buna istinaden 2013-2014 döneminde kavramsal tasarım çalışmaları yürütülmüştür. Muhtemelen F-35 tedarik planları ile milli proje akamete uğramış, gerekli ilginin gösterilmesi engellenmiştir. Ayrıca bugünlerde basında F-35 uçaklarının tedarik edilmesi yönelik çekincelerin Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili makamlara iletildiğine yönelik haberler yer almaktadır. Sayın Yaşar Güler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde F-35 konusundaki isteksizliğini gündeme getirmiştir. F-35 projesi 1990'dan itibaren paydaş olduğum olarak başladığımız bir projedir. F-35 ilk harekat yeteneğine 2013'te ulaşmış bir uçaktır. Eğer böyle bir sıkıntılar var ise ki ben de muhtemelen harekat bağımsızlığımız olmayacak bir uçak olduğunu değerlendiriyorum. Neden daha önce işlem yapılmadı ve Kaan Milli Muharip Uçağı'na tam kons konsantrasyon sağlanamadı? Bunun sorgulanması gerekiyor. Bu çerçevede F-35 tedarine ilişkin değişik makamlar tarafından yapılan iyi ki almadık şeklindeki söylemlerin ABD tarafından F-35 programı dışına çıkarılmamız sonrası yapılması da gerçekten üzüntü vericidir. Diğer bir önemli konu da milli hava soğuma sistemlerimizdir. Türkiye 2006-2007'de hazırlanan uzun vadeli yol haritası doğrultusunda kademeli olarak kendi hava savunma sistemlerini geliştirmeye başlamıştı. Korkut, Hisar ailesi bu yol haritasının ilk aşamada gerçekleşen ürünleridir. Türkiye içinde bulunduğumuz dönemi hedefleyerek savunma sanayinde yetkili personelin de belirttiği şekilde S-400 ayarında olmasa bile bu kategorideki ihtiyacı kendi imkanlarıyla karşılayabileceğini öngörüyor ve bu doğrultuda çalışıyordu. Hal böyleyken milli sistemlerimizin geliştirilmesine daha da odaklanılarak S-400 hava soğuma sistemi tedarik edilmemesi ve sonuç olarak yaptırımlara maruz kalınmaması milli menfaatler açısından daha uygun bir hal tarzı olabilirdi. Üstelik S-400 sistemi milli radar ağımıza da entegre değildir ve kabiliyetleri sınırlıdır. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun kararları arasında kara kuvvetleri envanterini iyileştirecek ana platform, silah ve sistem teminlerine veya modernizasyonlarına herhangi bir atıf yapılmaması da büyük bir ayal kırıklığıdır. Leopard 2 A4 iyileştirmesinin gecikmesi, modern 8x8 zırhlı muharebe aracı, ağır silahlı zırhlı muharebe aracı tedariki gibi acil harekat ihtiyaçlarının ötelenmesi ve ihalenin sonuçlanmaması, insansız kara araçlarında arzu edilen ilerleme sağlanmaması da önemli birer sorun alanıdır. Bu şartlar altında şimdi sorulması gereken soruları ifade ediyorum. Milli Hava Soğuma Sistemi projesi başarıyla devam ederken şu anda kısa ve orta menzilli sistemlere sahip olduğumuz geliştirme çabalarımız devam ettiği düşünüldüğünde S-400 hava soğuma sistemi tedarik edilerek birçok alanda çalışmalarımızı etkileyecek yaptırımlara maruz kalmamız. Ayrıca TFFX Milli Muharip Uçak Kan Projesi'nin örneğin Milli Gemi Projesi gibi daha önce başlatılmaması bizlere stratejik olarak neler kaybettirmiştir? Bizden bir yıl sonra kendi uçağını geliştirmeye başlayan Güney Kore'nin biz niye oldukça gerisinde kaldık? S-400 sistemlerinin etkinliğine ve harekat kabiliyeti ilişkin birçok yorum yapılmakta. Bu yorumların bazıları milli güvenliğimize ve caydırıcılığımıza zarar vermektedir. Mütakip dönemde 2020 yılında olduğu gibi bir fiili atış eğitiminin uygun görülecek bir bölümünün basına açık olarak icra edilmesi ve caydırıcılığa katkı sağlanması değerlendirilmekte midir? Alınan dersler ortadayken çok önemli bir harekat ihtiyacı olduğu her fırsatta gündeme getirilen tasarım çalışmalarının devam ettiğine dair açık kaynaklarda bilgiler bulunan TF-2000 Hava Soğunma Harbi Muhribi neden bu kadar gecikmiştir? Tecrübeli ve mesleki bilgi birikimine sahip emekli askeri personelden öncelikle devlete ait savunma şirketlerinde yararlanmakta neden isteksiz davranılmaktadır? Yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan asker kökenli üyeler neden yok denecek kadar az bir sayıya indirgenmiştir? Konu hakkında tecrübeli ve bilgi birikimine sahip emekli askerler vakıf yönetimlerinden neden tasfiye edilmiştir? Son savunma sanayi icra kurulu kararında yer alan uçak gemisi tasarımına başlanması vizyoner bir karardır. Ama bu kararı orta vadede en az 30-40 yıl destekleyecek imkan, kaynak ve kabiliyetimiz var mıdır? TUSAŞ ve TEİ başta olmak üzere Türk Sağlık Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerinde çalışan 60 yaşın üzerindeki personelin istekleri dışında emekli edilmeleri kararı bilgi birikimi ve tecrübenin idamesi için gözden geçirilecek midir? Emekli edilen çalışanların bilgilerinin Siyasi ilişkiler çerçevesinde seçilen belli sanayici gruplarına iletildiği iddiaları doğru mudur? Savunma sanayisinde bilgi güvenliğine yönelik yapılan uyarılar caydırıcılıktan uzaktır. Nasıl bir tedbir alınması planlanmaktadır? Bu kadar çok sayıda gelişmiş, insanlı ve insansız hava aracı üretebilen ülkemizde askeri hava aracı test ve sertifikasyonu ile ilgili görevli Türk Askeri Savcılık Sertifikasyon Otoritesi Kısaca Tasso neden hala hayata geçirilememiştir? Katılımınız ve dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Efendim, Buyurun. Evet. Verginin yüzde sabit olmasını istiyorlar gelir vergisinin ve maaşlarında Görünür bir artış talep ediyorlar. Savunma sanayinin kıdemli işçi kaybetti iddiası da var. Bununla ilgili de bir yorumunuzu alalım mı? Esaslı bu biraz önce ifade ettiğim e, tecrübeli personelin kaybedilmesiyle bağlantılı bir durum. E, burada ayrı bir olay var. Ekonomik sıkıntılar da mevcut. Tüm Türkiye'yi etkilediği şekilde bu ekonomik sıkıntılar e, harp sanayi, savunma sanayi sektöründe çalışan işçilerimizi de mevcut etkiliyor. E, sadece işçilerimiz değil. E, şu anda bu vesileyle. İyi bir soru sordunuz. Emekli assubaylarımızın, emekli binbaşılarımızın ve atanamayan uzman çavuşların bu tip sıkıntılarını da gündeme getirmek istiyorum. Bunlara komple bir paket içinde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak gerekli düzeltmenin yapılması gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ekonomik düzeltmelerde, özlük haklarında ve diğer benzeri durumlarda her türlü desteğe sağlamaya hazır olduğumuzu defaatle bildirdik. Yine bu şekilde bunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum.